Değerli basın mensupları, bugün Memleket Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu devam ederken günceli sizlerle paylaşmak istiyoruz. Öncelikle ana gündemimiz ekonomi ise de eğitimle başlamak istiyoruz. Biliyorsunuz 1-3 Aralık tarihleri arasında sarayda 20. Milli Eğitim Şurası toplanacak. Adını da eğitimde fırsat eşitliği koymuşlar. Şüphesiz şuralar çok önemli. Özellikle eğitim şuralarını çok önemsiyoruz. Ancak ne yazık ki bugüne kadar 19 yıllık AKP hükümetlerinde eğitim şuraları ne eğitimde istenilen sonuçları ne de eğitim emekçilerinin beklediği sonuçları veremedi. Şimdi eğitimde var olan sorunlarımız var. Eğitim emekçilerinin beklentileri var ve bir eğitim şurasının oluşması demek, var olan sorunların çözülmesi, eğitim emekçilerinin beklentilerinin de yerine getirilmesi anlamını taşıyor. Bu anlamda şurayı önemsiyoruz ve dikkatle takip edeceğiz. Şimdi AKP iktidarında şuraların araçsallaştırıldığını gördük. Yani kendi vermek istedikleri eğitimi verebilmek için, kendi vermek istedikleri eğitimi meşrulaştırmak için şuraları araç olarak kullandılar bugüne kadar. Ve bugün eğitimin geldiği noktaya baktığımızda AKP iktidarlarında yamalı bohçaya dönen eğitim özetle bilim dışı, antidemokratik, dinci ve ticari bir eğitim tarzıdır. Ve eğitimde fırsat eşitliği diye başlatılan bu şuradan neler çıkacağı konusunda endişelerimizi belirtirken, elbette ki fırsat eşitliği önemlidir. Ancak hak temelli eğitim, eğitime hak temelli yaklaşım esas olmalıdır diyerek Memleket Partisi olarak görüşlerimizi paylaşmak istiyoruz. Ve gelelim gündemin sıcak konusu ekonomi. 2021 yılı aslında 2 yıldan beri devam eden pandeminin ekonomi üzerine olan etkilerinin yoğunlaştığı bir yıl oldu. Ve dünya ekonomilerine baktığımızda pandeminin etkilerini bertaraf edebilmek için çok ciddi önlemler alındığını görüyoruz. Oysa ki Türkiye ekonomik krizle girdiği pandemi sonrasında derin ekonomik buhranla sonuçlanan süreci hükümetin yanlış politikaları nedeniyle yönetemez duruma geldi. Bugün hükümetin başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bir faiz takıntısı olduğunu biliyoruz. Yüksek kur ve dizginlenemeyen enflasyon aslında bugün iktidarın oluşturduğu yanlış politikaların sonucudur. Ve rahatlıkla söyleyebiliriz ki bugün iktidar yolun sonuna gelmiştir. Ülke ekonomisi söylediğimiz gibi faiz, kur, enflasyon üçgenine sıkışmış durumda ve derin ekonomik buhran yönetilemezlik ülkenin esas konularını oluşturmakta. Ne yaptılar bu süreçte? Ben ekonomistim diyen Sayın Cumhurbaşkanı ve ekonomist olduklarını ileri sürerek Sayın Cumhurbaşkanı'na danışmanlık eden kişiler düşük faiz politikası, geniş kredi ödemeleri ve tüm bunlarla canlandırılmaya çalışılan inşaat sektörüyle uğraştılar. Türk lirasını değersizleştirdiler, ihracatı artırmayı hedeflediler. Ancak ithalata bağlı sanayisi olan ülkemizde sanayimiz neredeyse üretimi durdurma aşamasına geldi. Korkumuz şudur ki önümüzdeki aylarda 2022 yılında birçok gereksinimimizi üretemez bir ülke haline geleceğiz. Ve bugün dünya ülkeleri arasında yerimize baktığımızda Türkiye risk primi giderek artan bir ülke görünümünde, yabancı yatırımcı için güven kaybı giderek büyüyor ve öngöremiyorlar. Ne Türkiye'deki yatırımcılar ne de yurt dışındaki yatırımcılar Türkiye'de ekonomik beklentiler konusunda
öngörülemezlik durumu nedeniyle endişe içindeler. Ve yerli sermayemiz yurt dışına kaçıyor. Yerli sermayemiz yurt dışına kaçmanın yollarını araştırıyor. Peki yükün tamamını omuzlayan halk, yükün tamamını omuzlayan vatandaş ne durumda? Vatandaş bir yandan çaresiz ama vatandaş bir yandan da giderek büyüyen öfke içinde. 2022 yılı daha zor geçecek demiştim. Aslında halkın beklentisi belli. Mevcut durumdan kendisini kurtaracak, derin yoksulluktan kendisini kurtaracak bir kurtuluş reçetesi bekliyor. Yine hatırlayın, TÜİK verileri neydi? Enflasyon yakın zamanda %19 olarak gösterilmişti. Oysa ki geçen hafta Plan Bütçe Komisyonu'nda vergi ve harçlara 2022 yılı için %36.2 oranında zam yapıldı. Ve ben buradan Memleket Partisi adına sormak istiyorum. Siz enflasyonu %19 olarak gösterip vergi ve harçlara %36.2 oranında zam yapıyorsanız acaba gerçek enflasyon %39'lara mı dayandı? Neyi gizlemeye çalışıyorsunuz? Bu bilgiler ışığında biz Memleket Partisi olarak diyoruz ki başta açlık sınırı altında olan asgari ücret olmak üzere bu ülkedeki tüm ücretlilere, emeklilere en az %50 oranında maaş artışı sağlanmalıdır. Ve asgari ücret komisyonu denilen komisyon aslında hükümetin işini kolaylaştırıcı bir komisyon. Diğer adıyla sefalet ücreti belirleme komisyonu ise burada sendikalara da asgari ücret komisyonunda temsil yetkisi olan sendikalara da önemli bir görev düşüyor. Lütfen temsil ettiğiniz kitlenin arkasında durun. Memurun, işçinin arkasında durun. Asgari ücret komisyonunda kitlenin sizden beklentilerini yerine getirin. Bugün 21. yüzyıl Türkiye'si ekmek kuyruklarının olduğu bir ülke. 21. yüzyıl Türkiye'si benzin kuyruklarının olduğu bir ülke ve 21. yüzyıl Türkiye'si bugün artık unun, şekerin, yağın rakamsal olarak sınırlanarak ulaşılabildiği bir ülke. Saray ne diyor? Buna karşılık saray gözünü kulağını tıkamış, koltuğunda kalma direnci içerisinde ve sarayın adamları alay eder gibi diyorlar ki porsiyonlarınızı küçültün, soğan yiyin, köprüye çıkın, duble yolları seyredin. Yani ne? Yani saçmalıyorlar. AKP kendisine kurtuluş reçetesi yazmakla uğraşıyor. Bakınız, vatandaş kendi kurtuluş reçetesini beklerken AKP kendi kurtuluş reçetesini yazmak uğraşında ve diyor ki bugün Türkiye ekonomik kurtuluş savaşı içinde. Oysa ki AKP kendi kurtuluş savaşını veriyor. Yani ben iktidarda nasıl kalabilirim? Onun yollarını arıyor. Sokakta da bir telaş var. Sokaktaki telaş, sokaktaki vatandaşın kurtuluş telaşı. EYT'liler sokaktalar. Kadınlar sokaktalar. İşçi, emekli sokakta. Sağlık personeli İstanbul'dan Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleştirdi ve sokaktaydılar. Ne diyor bu ülkede yaşayan herkes, emeğini arayan herkes, emeğinin karşılığını arayan herkes ne diyor? Meydanlara çıkıp diyorlar ki biz hakkımızı istiyoruz, biz haklarımızı istiyoruz. Ve tabii ki halk kurtuluş reçetesi bekliyor. Ama halk bu reçeteyi beklerken şunu demiyor. Bu iktidar gitsin de yerine kim gelirse gelsin demiyor. Bakın, son yapılan bir ankette iktidarın gitmesini istiyor halk. Bunu net olarak görebiliyoruz. Ancak ankete katılanların %25'i kararsız ise, ankete katılanların %10'u hala yanıtsız seçmen konumunda ise, halk diyor ki ben düzen muhalefeti istemiyorum. Yani o gitsin de kim gelirse gelsin değil. Benim derdime derman olacak, benim sorunlarımı çözecek
Yeni bir düzen istiyorum, düzen muhalefetine karşıyım diyor. Eğer halka bir kurtuluş reçetesi sunmak istiyorsa muhalif partiler, öncelikle diyoruz ki siyasi partiler yasası değiştirilmelidir. Eğer muhalif partiler bu ülkeye yeni bir düzen, demokrasi yeniden gelsin istiyorlarsa seçim barajı acilen amasız fakatsız sıfırlanmalıdır. Temsili demokrasinin ne olduğunu biliyoruz. Temsili demokrasi milletvekili adaylarını liderlerin belirlediği ve vatandaşın oylarıyla seçilen milletvekillerinin de seçilir seçilmez tüm yetkilerini lidere teslim ettiği bir anlayıştır. Oysa ki gerçek demokrasi için sadece temsili demokrasi değil, aynı zamanda katılımın da olduğu, katılımcılığın olduğu demokrasiden bahsetmemiz gerekiyor. Ve diyoruz ki sadece iktidara gitmemekte direnen iktidara değil, geliyoruz diyen, gelmekteyiz diyen muhalif partilere de diyoruz ki düzeni halkla birlikte değiştirmeye hazır mısınız? Ve onlara diyoruz ki tüm paydaşların katılımıyla yeni bir düzen değişikliğine, demokrasi noktasında buluşmaya hazır mısınız? Buna hazır değilseniz muhalif partilerin istedikleri büyüklükteki ittifakı oluşturmaları durumunda dahi %35 seçmen oyunu yeni oluşumlara da vermeyecek. Hareket etmezsek engelleri aşamayız. Engelleri aşmak istiyorsak hareket etmemiz lazım. İktidar kalmak, muhalefet gelmek istiyor, iktidar istiyor. Ancak buradan bir kez daha yinelemek istiyoruz ki son sözü bu ülkede yaşayan vatandaşlar söyleyecek. Son sözü halkın kendisi söyleyecek. Sokaktaki itiraza kulak vermezsek, seçim barajını sıfırlamazsak, siyasi partiler yasasını değiştirmezsek, söylenen demokrasi vaatlerinin sadece vaat olarak kalacağını, değişen düzenin yeni gelenin düzeni olacağını rahatlıkla görebiliyoruz. Ve bugün kurtuluş reçetesi nedir diyecek olursanız, biz Memleket Partisi olarak diyoruz ki, Mustafa Kemal Atatürk'ün iktisat politikası, yani denge politikası bugün Türkiye'nin kurtuluş reçetesinin ta kendisidir. Denge politikasının felsefeleri neler, felsefi ilkeleri neler, bunu da kamuoyuyla bir kez daha paylaşmak istiyoruz. Bakın çok uzağa gitmiyorum. 100 yıl önce o deha, ülkeyi kurtaran, yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran deha, 100 yıl önce denge politikası ile Türkiye'nin iktisadi kalkınma hedeflerini açıklamıştı. Nedir bunlar sıralayacak olursak, Türk lirasının değerini koruyan anti enflasyonist para kredi politikalarına bir an önce geri dönülmelidir. Gerçek kamu kaynaklarına denk bütçe politikası oluşturulmalıdır. Devalüasyonsuz dış politika, dış ticaret politikası oluşturulmalıdır ve son olarak ulusal kaynakların etkin kullanımını sağlayan planlı kalkınma modeline acilen hemen geri dönülmelidir. Ve halka gerçekler söylenerek, yani 19 yıllık AKP iktidarının yarattığı çöküntünün bir haftada, bir ayda, bir yılda çözümlenemeyeceği konusunda gerçekleri anlatarak, Türkiye'nin yeniden demokratik ortama kavuşmasının, halkın yeniden refaha kavuşmasının belli bir süreç dilimini içereceği konusunda halka gerçekçi vaatlerde bulunarak yeni bir Türkiye'yi birlikte inşa edebiliriz. Ama öncelikle siyasi partiler yasası, öncelikle seçim barajı ve gerçek demokrasi konusunda samimiyet testi. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.